Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Ve arina al-haqqa haqqan ve rzuqna attiba'a. Ve arina al-batila batila ve rzuqna ijtinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala, uşbu seyyidul ayyam günü barçamızgi mübarek egen basın. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin asrı, nubuvat asrı, risalat asrı. Bu kandı asrı edin. Har bir zamonda, har bir asrda ulug' insonlar bo'ladi. O'zini zamonasidagi odamlar orasida zikri, shani ulug' bo'ladi. Unaqalar o'zini asrida ikkita bo'lar, boring uchta bo'lar. Lekin sahobalarning asrida ulug' insonlar bo'lgan kabi odatda bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asri, risolat asri shunday bir asr bo'ldiki, payg'ambarimiz u haqida xoyrul quruni qorni asırlarının en yaxşısı benim asırım dediler. Ne mi üçün? Onda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var bugün iler üçün. Onda sahabalar var bugün iler üçün. Onda büyük kahramanlılar sadır kılıngenlik üçün. Sahabaların her bittesi uluğ insanıdır. Her bittesi kahramanıdır. Bunca katta adetteki kahramanlarını bir asırda yaşayacak ki fakat yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asırı değildir. Şunun için siz bilen bizge ibret bogan, namuna bogan, sahabalarının hayatını okup, örgenip özümüzge ibret alışıgımız lazım ve labut buladı. Sahabalar kıyametke çekilirken Müslümanlarge ibret namuna bogan kişiler. Biz için bizi tildeki kumirler, menaşı insanlar buladı. Bugün Kaysa sahabakıda ders kılmakçımız. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sırlarını sahibi. O sahabalarının orası da fitneler hakkındaki en bilimden bugün sahaba. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennetteki rafiqi. O Zeki Ebu Qari. O yamanlılar hakkında peygamberimizden sorup ondan takva kıyan. O kalpler ahvalı hakkında en bilimden sahaba. O Madain emiri, Nahavan kahramanı, Kufa valisi, Usman ibn Affan'a Mus'haf'ını nüshalarına köşerip dünyaya tarkaçlık teklifini kılgen sahaba. O kıyamet geçip olurken işlerini bilimden haberdar bugün insan. Ansar ya ki muhacir buluşu ihtiyarı özünü koruyup tapşırıp koyulgen kişi. Huzayfetun bin Yaman raziyallahu anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp gelenleri de Huzayfa raziyallahu anh yaşadı. O zatki olukup ya Resulullah men muhacirman mı yoki ansorman mı deb so'ragan edi. Bu ne deyişige sebep bor edi. Huzayfa raziyallohu anhu'ning asli Makkalik edi. Lekin Madinada ulg'aygan edi. Huzayfa raziyallohu anhu'ning otasi asli Makkalik, u bir kishini qatl qilib qo'yib, mana shu qasosdan intiqomdan qochib Madinaga ko'chib ketgan edi. Endi u paytda Yasrib deb aytilardi. Madinaga bordi. Banu Abdul Ashqal urug'i bilan ittifoq tuzdi va ularning himoyasida bo'ldi. O'zini ismi Hisl edi. Madinaliklar uni Yaman deb chaqirishdi. Sababi ana shu yerda Hisl Banu Abdul Ashqal urug'i bilan shartnoma tuzdi. Uni qavmi Banu Abdul Ashqalni Yamoniylar deyishar edi. Shuning uchun ham Hisilni ular bilan tuzgan shartnomasi tufaylik, himoyasida yashaganligi tufaylik Yamon deyishadigan bo'ldi. O'zi asli Huzayfa roziyallohu anhu ismi Huzayfa ibn Hisil. Lekin Hisil Yamon degan ism bilan almashtirilgandan keyin Huzayfatun bil Yamon deyiladigan bo'ldi roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida yosh Huzayfa uzot sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'radi. Men ansorlardan mı yoki muhacirlardan mı? Resulullah aytdilar: "İn şi'ta kunta minal muhacirin ve in şi'ta kunta minal ansor." Xohlasangiz muhacirlardan bo'ling, xohlasangiz ansorlardan bo'ling. Bir o'ylab ko'ringlar-da. Yer yuzi ko'rgan,
İnsan zatı arasında yaşayıp ötken adamların en afzalları Peygamber Anbiyalardan keyin sahabalar. Sahabalar ya muhacir oldu ya ansar oldu. Demek yeryüzü yaşayıp ötken adamların en afzalı ansar ya ki muhacir oluyken olsa bu kişiye ihtiyar verildi yaptı. Kaysını sizden buluştu haklısınız, şunu sizden bulun. Onda Huzeyfe raziyallahu anh ayıttı, onda olsa ben ansarlardan ben. Resulullah dediler, siz onlardansınız dedi. İslam'a girişi. Huzeyfe ibn-i Yaman raziyallahu anh. Atası İslam'a girdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haberini eşkeninden ki Mekke'ye vardı. Kelime girdi, Müslüman oldu. Medine'ye kayıtıp yeniden ki o kişiye yerleşip, o kişinin ailesi hem İslam'da kabul kıldı. Demek Huzeyfe raziyallahu anh İslami ailede ulgıydı, İslami ailede terbiye taptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye münevvereke malumiler hicret kılıp geldiler. Huzeyfe raziyallahu anh'ın kalbi kuvanışka, kursan şirketi oldu. O zatının meclislerini özüge daimi lazım tuttu. O kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin darul fununun muhlis talebesi geylendi. Bu camiyede, bu darul fununda Huzeyfe raziyallahu anh'ın Kur'an'ını örgendi. Şer'i ilimlerini örgendi ve şunlarla bir katarda âli makam insani faziletlerini hem özüge sindirip vardı. Şimdi bu Darul Fununun'da damlası kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O kişi hak yolu da kuvvetlik, hakim, nifak ve aldamçılığını yaman köredigen, razgoy ve şicatlı insan bulup yetişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacir ve ansarlarını birader tutunturgenlere de Huzeyfe raziyallahu anh'ını Ammar ibn Yasir bilen birader tutunturup koydu. Demek tutungan birodari Ammar ibn Yasir raziyallohu anhu bo'ldi. G'azotlarda. Ma'lumiylar hijratning 2-yil edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Badr g'azotida qatnashdilar va bu jang, bu g'azot Yawmul Furqon, Yawmul Taqal Jam'an deb nomlandi. Haq bilan botil birinchi to'qnashgan, haq bilan botil ajragan kun bo'ldi. Bu g'azotda Huzayfa raziyallohu anhu özünün atası bilen iştirak eti almadı. Sebabı, ana şu Badr gazatı buluşuk arafası da, atası bilen Medine'nin taşkarısı da buladı. Ana şu seferden kaçıp girerken de, Kureyş koşunaki düşkep kalışadı. Peygamberimiz bilen cenk yeni girerken, Kureyş koşunaki düşkep kalıdı. Kureyş bulan tutuvaladı da, sılar Medine'ye, Muhammed'e yardan beri yeni kedi yapsalar, bizge karşı cenk maksılar, deyip turu alıştı. Onlar dedi işte, yok biz şunu diyelim, Medine'ye ket yapız. Kolasatul kelam. Bizge karşı cenk miyseler, Muhammed yanında tur miyseler, sallallahu aleyhi ve sellem, deyip, şu vadasını vergen eden keyin, Kureyş olanı koyup yubardı. Muhammed aleyhisselam gördüğünden bir miydi? Kureyş karşı cenk miydi? Birinci gazot Badr'da katneş miydi? Şu vadanı verip, bu otobala, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldıge, gelişti. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Kareyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerge bergen vadiyelerde turiyler dediler de Huzeyfe otasiga Badr gazotiga çıkmasındaki ruhsat verdiler. Badr gazotda katnaşma yenilgenin sebebi mana şunday bo'lganida. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumiler Uhud gazotida mana katnaştılar ve cengine evveli Müslümanlarını galabası bilen devam etken bosa ahirada Müslümanlar Peygamberimizin sözü itaatsızlık kılırken için galaba mağlubiyetke aylandı. Ve bana şu Uhud günü de ne galip durduğun Müslümanlar parakendelik uçuradı. Kaçıp getirirken müşriler de arkasından kuştu. Müslümanlar da arka tamamına hımayı kıptırış gereği bugün 50 tekemanışı aytırırken cevabından çüşüp getirdi. Ve bana şunu paylaşıp durduğun müşriklerine atlık koşunu Halid ibn Velid başarı gidiydi. Müslümanlar da arka tamamından geldi. Zarbe verdi Müslümanlar da kaçıp getirirken müşriler hem kaçıştı. Müslümanlar iki tamamından zarbe ortasında kalıştı. Şunda parakendalib oldu. Hiç kim hiç kimi tanımaya kaldı. Müslümanlar Huzeyfe raziyallahu anh'ın atasını özleri katılık bu işte. Çünkü üstüge temir ki yuvagen bir ikincisini tanıma yaptı. Boyagi favza, parakendalik. Huzeyfe raziyallahu anh'ın atasını Müslümanlar kılıçlarını uğrayken de onlar yakarıp can caktı bilen ey Allah'ın bandaları beni atam, beni atam dedi. Lekin ülgürmede işin ise ki Müslümanlar katılık koyuştu.
Endi Müslümanlar katıl kıldı. Huzayfa raziyallahu anh'ını tutken mavkif kandı ebi oldu. Onlardan bir ortasını malamat kımadı. Allah sizlerine mağfirat kılsın dedi. Avf kıldı. Endi man katala mu'minen mutambiden fe cezahu cehenneme haliden fiha. Kim bir mu'minini kastan öldürse cehennemde badi kaladı. Endi hataan katıl kıp oluşu mümkün. Ve man katala minkum mu'minen hataan. Endi bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hata bilen katıl kılıngan için otasını hününü verdiler. Huzayfa raziyallahu anhu bu hününü Müslümanlarga sadaka kılıp yubardılar. Ve mana şu işi tüfeylik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniyem köprağı yaş görüp kaldılar. Huzayfa raziyallahu anhu'nu. Müslümanlar hem Huzayfa'nın bu işini, bu mertliğini münasip takdirleşti. Hemmeler Allah'a da hürmet itibar kılışarı yanı buldu. Urva'yı dedi. Ta Allah ta Allah'a yolu kınıca Huzayfa'da öşe narsada bir hayriyet baki kaldı. Yani yakşilik gelişti bana şu günde. Tabu ki gazatı da. Hicretin 9. yılı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumiler Rum'a karşı 30 bin kişilik koşun cemlediler ve Tabuk'a karab yürüdüler. Sihirat dersleri de ait ötkenimiz cenk bulmadı. Resulullah katip geldiler. Yolda katip gelirkenlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşununu bir közden keşiriştik maksadı da bir balantlike kötarışlığını haladılar ulavı da özü bulan Huzayfetimle Yaman raziyallahu anh ve Ammar'ın yası raziyallahu anh. İkilesi var. Hiç kim arkamızdan erçip çıkmasın dediler. Ve bana şu balantiki kötarıp durdu. Koşun ötü yaptı. Resulullah güzeltip durdular. Şunda Banu Tamim'den bulgen münafıklar Resulullah'ını bar yok iki tane sahabası bulan turgenliğini görüştü de birbiri geçti ki Muhammed'ni sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda halde kayıtıp topamıştılar. Yani birinci madde şunda durdular. Resulullah iki tane adamı bar yanıda. Keliler onu aldı ki kütarlarımız, balandiyden paskaya kulatı yubaramız, paskaya kılıp öledi deyişti. Yüzlerinde tosuştu, Banu Tamim'den bölgen münafıklar, 10 tur kişi. Ve Resulullah turgen tepelike karab çıkıp gelişti, başlaştı. Resulullah'ını katıl kılıçtı niyet edi. Huzayfa raziyallahu anhu aytadı, Resulullah'a karasam, uzatın yüzünde bir gazap alamatları görünüp durupdu. Burulup karasam, pastan çıkıp gelirken, Banu Tamimilerini körgenirken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da, beni arkamdan çıkmayalar degen büyürüğünü buzgenlik için, gazabı kere yaptım ki Resulullah'ını dedim de, kolumdaki kişkine gene neyzen bilen, onlar tamayı büyürdüm. Yani kaytarışlık için. Kural bilen gerekenlerimi körüp, korkup kaçıp geçişti. Sonra Resulullah'ını aldı ki kaçıp gelenimde, uzat ettiler, ey Huzayfa, onlar da ne makamakşı bu geldiğini bildiniz mi? Ben yok dedim. Onlar beni balandakiden şurup yubarış için gelişirken de. Onlar kimliğini bildiniz mi? Ben yok dedim. Yüzünü tosu alışken de. Lekin atlarını alamatları yakarken de Banu Tamim kişilerine okşadı dedim. Resulullah ettiler ey Huzayfa. Onlar falancı, falancı, falancı. Nam manam aytıp verdiler. Resulullah'ın katıl kılıçlık için çıkıp gelirken münafıklar. Huzayfa raziyallahu anh'a aydı ki onlar da başkalarına bari aydı değil mi? Hemmasını başını üzüp op gelirsin aldıyız gel. Resulullah aydılar yok. Adamlar Muhammed özünün ashablarını katıl kılı yaptı deyişlerini haklamayım dediler. İndemediler. Bana şöyle bir hatarlı bugün orunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı da Huzayfa raziyallahu anh'a barıdı. Ve ana şu münafıkların isimlerini hem Huzayfa raziyallahu anh'a namanım aydı verdiler. Çünkü sahabalar Resulullah'ın vefatından keyin bir anda bir kişi ölse sahabalar karışa aradı. Huzeyfe bar yaptı mı, bar mı yaptı mı cenazeye. Çünkü münafıklar da atlarına eti bergendi Resulullah. Ne fakat bu Banu Tamimlik, belki Medine'deki münafıkların hem kimliğini Huzeyfe raziyallahu anh'a eti bergendiler. Eğer bir sebep bar mı yiyken bosa cenazesine sahabaların ayrımları bar mı yiyişe uğradı. Hatta Ömer ibn Hattab ham şunu kılardı. Raziyallahu anh'a mecmuayim. Madem ki sizge Huzayfa sözlese, onu tasdikleyin dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huzayfa raziyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah bana şu ölüm keseliğe çalınken payitede, Huzayfa raziyallahu anh'u kelip etti ki ya Resulullah, halife tayyip koysanız bulardı. Peygamberimiz ettiler,
Agar sizlarga xalifa tayin qilsam u, siz unga osiy bo'lsangiz, albatta azoblanasizlar. Ammo sizga Huzayfa so'zlasa, uni tasdiqlang. Huzayfa bir narsani gapirsa, ishoninglar gapiga. Modomiki Abdulloh sizga o'qitsa, uni o'qing. Abdulloh ibn Mas'ud. Huzayfa roziyallohu anhu bir narsani gapirsa, tasdiqlab ishoninglar. Abdulloh ibn Mas'ud Qur'on o'qitsa, o'qinglar. Ya'ni payg'ambarimiz sahobalarichidan tanlab aytayotgan ikkita sahobani bittasi kim bo'lyapti? Huzayfa roziyallohu anhu. Sahobalarning har bittasi fazilat egasi. Har bittasi ulug' inson. Har bittasining o'zining fazilati bor. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, bu sahobalarning hammasi ulug' insonlar. Har bittasining o'ziga yarasha xususiyati, fazilati bor. Ammo Huzayfa roziyallohu anhuga payg'ambarimiz shunday bir narsani bildirdilarki, bu sahobalarni birontasiga bildirmagandilar. Bu hozir aytib o'tganimizdek, Madinadagi munofiqlarning kim ekanligi. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan juda ko'p narsani o'rganishimiz kerak birodarlar. U zot zo'r savdogar edilar. Zo'r ota edilar. Zo'r do'st edilar. Zo'r qo'mondon edilar, zo'r rahbar edilar. Aytamiz u, xulqlar nechta bo'lsa, hammasida payg'ambarimiz yaxshi xulqlar nechta bo'lsa, hammasida Rasululloh 100% edilar. Biz bittamiz shijoatimiz 100, lekin g'azabimizni tiyishimiz 50. Bittamiz sahovatimiz 30, lekin tilimizni tiyishimiz 0. Ya'ni hammamizda yaxshi fazilat bor, qaysidir darajada. Hech qaysisi komil emas. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir ishda komil inson bo'lganlar. Va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam komil inson edilar. Rahbar sifatida ham komil edilar. O'zini qo'l ostidagi sahobalarning har bittasini qobiliyati, imkoniyati, toqati, iqtidorini bilardilar va har bittasini o'ziga mos bo'lgan ishga qo'yardilar. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ishni bir sahobasiga tayinlamoqchi bo'ldilar-da, bir qator ko'zdan kechirdilar. Palonchi degan takliflar qilindi, payg'ambarimiz qabul qilmadilar. Mana shu ishga Huzayfa roziyallohu anhu tanladilar. Bu nima edi? Bu qaysi ish edi? Abu Bakr yoki Umar ibn Xattobga berilmagan ish. Munofiqlarning ishini kuzatib yurishlik. Islom va musulmonlarga zarar yetkazib qo'ymasligi uchun. Huzayfa roziyallohu anhu da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 xususiyatni ko'rdilar. Birinchisi o'tkir aqlli edi. O'tkir aql egasi edi. Hushyor edi, zehnli edi, tez fikr qilar edi. Tez fikr qiladigan, tez yechim, tez qaror qabul qilish kerak bo'lgan o'rinda u kishi juda ham mohir edi. Demak, birinchi xususiyati hushyor edi, zehnli edi, o'tkir aqlli edi. Ikkinchisi ichki his. Shu xuddi sezdimda shuna bo'lishini deysiz-ku. Intuitsiya bo'lgan ekan, ya'ni ichki hissi juda ham kuchli bo'lgan va juda topqir bo'lgan. Uchinchisi bu kishida sir saqlay olishlik bo'lgan ekan. Endi ajab bo'lsin, bizning zamonimizda shu narsa ham barobar kamayib boryapti. Birovga sir deb aytdingizmi, ishonavering, tarqaydi. Birodar, shu sir, shu birovga aytmading, to'shni biling, tarqaydi u. Undan ko'ra to'g'rimi to'g'ri gapirib qo'ysangiz, ehtimol esdan chiqib ketishi mumkin edi. Ammo birovga aytmang desangiz, bu nima deb tushunadi buni? Yana shunaqaki, eshitdingizmi deydi, maza qiladi. Lekin siringizni fosh qilib, birovga bildirganidan yangilik olib keldi-da. O'zi sizga birov bir gap gapirib omonat dedimi yoki sir dedimi, tamam. O'zi shunaqa deyish ham shart emas. Gapirayotib turib, ikki tomonga qarab qo'ydimi? Bo'ldi, shu omonat bo'ladi, shu sir bo'ladi. Demak, 3 xususiyatni aytdik. Birinchisi, o'tkir zehnli edi, o'tkir aqlli edi, tez fikr qilar edi. Ikkinchisi, ichki hissi juda kuchli edi. Uchinchisi, sir saqlay olar edi. Hamma holida yonidagi do'stlarini sir saqlovchi bo'lishini. Lekin siz ham o'zingiz ham shunaqamisiz? Bilasizmi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi deganlar Rasululloh. Kishi
özü üçün muhim bo'lmagan narsalardan özünü olib qochayotganligi İslam'ını çirali ekenligidendir. Yani İslam'ı çirali bo'lgan Müslüman nima qilolmaydi? Bunun hareketi qilolmaydi. Endi bunun hareketi qilolmagandan keyin lishni informatsiya ham yo'q. Sotib bo'lgan ish narsa qanday ma'lumot ham yo'q. Menga kerakmi degan savol bor, bilasizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga Munavvaraga hijrat qilib kelganlaridan keyin Madina ahli u zotni juda ham chiroyli kutib oldilar. Lekin mana shu Madina ahli orasida munofiqlar paydo bo'ldi. Munofiq kim? Munofiq qalbidagi narsani berkitgan kishi. O'zini qalbida bo'lmagan narsani zohirida ko'rsata olgan kishi. Munofiqning xatari ulkanroqmi, kofirnimi? Munofiqni. Chunki kofirning ishi tushunarlik. Bu kafir, ondan ehtiyot bo'lib turasiz, bu düşman, ama munofiqning işi öte xatarlik. Çünkü ko'rinishi Müslüman, qilayotgan işleri, gapirayotgan gaplari bari Müslümandaki, ondan xotirjam bo'lib qolasiz, oqibatda Müslümanlarga İslam'ga zarar olib kelib qo'yishi mümkün. Payg'ambarimiz Huzayfa roziyallohu anhu mana shu xususiyatlarini ko'rdilar, hushyorligi, sir saqlay olishi. Shuning uchun u sahobasiga Madinadagi munofiqlarning ismlarini aytib berdilar. Rasulullah ki Allah bildirgandi. Kimlerden münafık ekanligini. Ha şu orunda avalamatken ben kaytarıp koyamam. Rasulullah ki Medine'deki münafıkların kimligini Allah bildirgandi azze ve celle. Şunun için Rasulullah ayeti verdiler. Şimdi biz falan için münafık devarmayalık. Çünkü bizde Allah bildirgandi yok onun münafıklığını. Nifak kalp kesali. Kalp kesali burası bilmiydi. Biz ayetelik ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler münafıkta alamatı tuttu. Falancı, falancı, falancı. Kaysalar dedi? Yalan yapıradı. Vadege vafakı mıydı? Amanatke hıyanat kıladı. İzâ hasama facara. Eğer uruşup kalsa, burabına açık düşmanlık ötedi. Biz ayetelik şu adamda münafıkta bir belgesi var deyelik. Vadege vafakı mıydı? Lekin münafıkta hüküm kımeyelik can akeller, köler. Çünkü nifak kalp kesel onu fakat Allah biladı. Rasulullah ki Allah bildirgani uchun Rasulullah Huzayfa roziyallohu anhu'ga aytdilar. Huzayfa roziyallohu anhu Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sirlarining sohibi edi. Bu manzilat kimga berilgan faqat? Huzayfa roziyallohu anhu'ga. Bilasizmi? Hatto Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu'dagi zot o'zini munofiqmi, munofiqmasligi haqida o'ylanib qayg'urganlar. Umar odil. Rasulullohning duosini sharofati. İslam'ya kuvvet bo'lgan, ikkinchi halife, zarbul masal bo'lgan, dünyaya adolatni, nurni tarqatgan, tirikligida Rasulullohdan jannatga ekanligini bir necha marta eshitgan, Rasululloh men va Abu Bakr mana shunday jannatga kiramiz deb, ikkala sahobasini qo'lini ushlab bir necha marta ko'rsatgan, Umar ibn Xattob o'zini munofiqmi, munofiqmasligi haqida qayg'urar ekan. Ana shu xavotiri sababli kunlarda birida Umar ibn Xattob halife olib turgan paytida so'radi. Ey Huzayfa, Allohning ismini o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni ismimni munofiqlar qatorida eshitganmisan? Ya'ni Rasululloh munofiqlarda aytayotganda meni ham aytganmidi? Ey Umar ibn Xattob ham qilyapti birodarlar. Huzayfa roziyallohu anhu halifani savolidan xijolat bo'lib, "Yo'q, vallohi siz bizning oramizdagi eng karim kishisiz. Lekin sizdan keyin hiç kimni oqlamayman" dedilar. Yani sizga aytdim qaytib aytmayman birovga. Çünkü keyingi odam kelib turib Allohga qasam men bormidim desa unga ham aytish kerak. Shuning uchun to'xtatib qo'ydiki sizdan boshqasiga bu narsani aytmayman dedi. Rasululloh munofiqlar atini aytib Huzayfa roziyallohu anhu ga birovga aytmaysiz ham degandilar. Shuning uchun sirni saqladilar. Imom Muslim Ammor ibn Yosir roziyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Huzayfa roziyallohu anhu Ammorga dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytibdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga sahobalarim ichida 12 ta munofiq bor. Ulardan 8 tasi tuya ignaning teshigidan o'tmagunicha jannatga kirmaslar dedi. Ya'ni sahobaman deb yuradi. Sahoba deyiladi, lekin munofiq. Mana ana shu haberlerini, ana şu sırlarını eşkeneden keyin Huzayfa roziyallohu anhu Rasulullah'ın sırlarının sahibi degen lakabını aldı.
Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan davrda so'radi ki, men qo'ygan omillarning ichida birorta munofiq bormi? Ya'ni viloyatga yuborgan valilarimdan birortasini. Bitta dedi Huzayfa. Kimdi o'da? Kimligini aytmayman dedi. Ammo Umar ibn Xattob ham o'ta xushyor, zaki, daho odamlardan bo'lgan, o'zi topdi va uni ishdan bo'shatdi. Dengiz mavjudek mavjlanadigan fitnalar. Mana shu haqidagi hadisni ham Huzayfa roziyallohu anhu bilar edi. İmam Buxoriy, Muslim, Termiziylar Huzayfa roziyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob dedi. Rasulullohning fitna haqidagi hadislarini kim yoddan biladi? Fitna haqida aytilgan hadis kim yoddan biladi? Huzayfa aytadi, men uzotning kishining ahlidagi, molidagi va qo'shnisidagi fitnasini namoz, roza va sadaqa yuvib yuboradi degani eshitganman. Ya'ni qilayotgan amallari shu fitnalarni yuvib tashlaydi. Xalifa aytdi, men buni so'rayotganim yo'q. Dengizni mavjlaridagi mavjlanadigan, dengizdek to'lqinlanib keladigan fitna haqida so'rayapman. Huzayfa roziyallohu anhu u fitnalarning ro'parasida yopilgan bitta eshik bor deb javob berdi. Xalifa so'radi, u eshik ochiladimi, sindiriladimi? Huzayfa aytdi roziyallohu anhu, sindiriladi. Xalifa aytdi, unday bo'lsa qiyomat kunigacha yopilmas ekan-da dedi. Bu eshik Umar ibn Xattob edi. Keyin mana tobiinlardan Masruh aytadi. U eshikni kim ekanligini Umar bilarmidi deb Huzayfadan so'rashdi. Umar ibn Xattob fitnalarni to'sib turgan eshik edi. Bu eshik ochiladimi, ya'ni fitnalarga yengilib qoladimi yoki sindiriladimi, o'ldiriladimi deb so'raganida sindiriladi deb javob berdi Huzayfa. Huzayfa aytdi, "Ha, tongdan oldin tun bo'lishini bilgandek bilar edi." Umar ibn Xattob qatl qilindi, fitnalarga eshik ochildi. Umar ibn Xattob tirik edi, fitnalar hammasi yopiq edi. Mana shu fitnalar birodarlar hali-haligacha davom etib kelyapti bu ummatning boshida. Hammasini ati bitta, hammasini mohiyati bitta, lekin formasi, ko'rinishi, nomlanishi har xil. Musulmonlarda bo'linishi, firqa-firqalarga bo'linishi, mazhab kerak emas, kerak deganligi mana shu bo'linish ekanlar. Bu ummat mazhab bilan yashab keldi, 1000 yildan ortiq muddat tekis kelyatuvdik, tekis ketaveramiz. Kerak emas deganlar shu fitnani qilayotganlar, faqat Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azze ve Celle şu sayyidil ayyam günü bahçemizi barakatlı kıyam bulsun. Dualarımızı icabat kısın, günahlarımızı mağfiret kısın. Ötken dersimizde Huzayfa ibn al-Yaman raziyallahu anh hakkında ders başlayan edik. Bugün inşallah devam etkiz yanbılamız. Huzayfa ibn al-Yamani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sırlarının sahibi. Resulullah'ın cennetteki rafiqi. Sahabalar arasında fitneler hakkındaki en bilimli kişi. Zaki, Abu Qori, yomonliklar haqida Rasulullohdan savol so'ragan, taqvo qilgan, qalblarning ahvoli haqida xabardor bo'lgan, Madoin amiri, Nahavand qahramoni, Kufa valisi, Usmon ibn Affonga mushaflarni ko'chirib, amsonlarga tarqatishni taklif qilgan kishi, qiyomatgacha bo'ladigan fitnalar, voqealarning bilimdoni bo'lgan sahoba. Ansor yoki muhojir bo'lishlik özünü ixtiyarıya tapşırıp koyan kişi. Huzayfa ibn al-Yaman raziyallahu anh. Xandaq günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzayfa raziyallahu anh'ı bir acib bir buyruğunu buyurdular. Sirat derslerinden malum ki Medine-i Münevvere'ye Kureyş müşrikleri 10 bin kişiden ibaret koşun toplayıp gelişti. Hala Arap cezirası da bunçalik katta adetteki koşun cemlenme geneli. Bu davrdagi urushlar nima edi? Qabila qabila o'rtasida bo'ladigan, bir ikkinchisiga qiladigan hujumlar, talon-taroj hujumlari edi. Ammo juda ko'p qabilalarni bitta qo'shinga jamlanishligi shu kungacha bo'lmagan. Mana shu Xandaq g'azotiga sabab bo'lgan kishilar bu yahudlar edi. Musulmonlarni tak tomiri bilan yo'q qilishlik uchun
Arab kabilelerinin müşriklerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı camlap gelişige asosiy sebep şular oldu. 10 bin kişilik koşun geldi. Ve Medine'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında Müslümanlarda baş ekilgen en kıyın gün bana şu Handak günü oldu. Müslüman bende Rabbisinin sınavlardan ötmesinden evvel cennetke herkes kirmiydi. Bizge yok adamı, yok mu? Sınav elbette gelişliği gerek. Bu hakkıda Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an'da merhamet kıladı. Em hasibutum an tedhulul cennete ve lemme ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemas sabirin. Ey müminler, sizlerin içinizde kim hak yolda küreşken o, kim sabır takat kılgenini mutlak bilmeyi durup cennetki kiremizde uyladınız mı? Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna ve hum la yuftanun. Ankebut surası da Allah Teala nima dedi? Adamlar iman keltirdik, deyişlere bilen yine imtihan kılınmagan halları da öz haliga taşlab koyuluşlarını oyladılar mı? Yani iman keltirdim deseyene bu oldu cennetke kirdiğin de genemez. Elbette sınav imtihan keledi. Çünkü Allah Teala dedi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Özingiz yaxshi ko'rgan, suygan narsalaringizdan infoq qilib, infoq ihson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka, jannatga yetmagaysiz. Ya'ni sinov keladi, sinov keladi. Kishini iymonida qanchalik salobat, haybat bo'lsa, imtihon shunga yarasha keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari Allohga, Rasuliga bo'lgan muhabbat ulkan edi, chin edi. Ularning iymoni albatta quvvatli iymon edi. Endi imtihonda ham shunga yarashasi keldi. Handak günü. Müslümanlar, müşriler bir tamanda handak kazıp onlardan himoyalanıp duruşuptu. İkinci tamanda Banu Qurayza Yahudları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen tuzgan ahdlarını buzup hıyanat kılıştı. Hani şimdi Müslümanlar iki taraftan havatırda duruşuptu. Bir tamanda 10 bin kişilik müşrik hoşunu handak da arkasıdı. İkinci tamanda Banu Qurayza'nın hıyanatı. Ana şu kurşavda havatırda kalganları da münafıklar özlerini, yüzlerini körsetişti. İmanı zef kişiler, münafıklar bitti özür sorup geçişti, başlaştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kiramlarına Rum ve Fars hazinelerini kolilerine ölçe kılıp olasalar da vaada bergendiler. Bana şimdi bir münafıklar, imanı zayıf kişiler bana şu günde özlerini körsetişti. Rum bulan Fars kayağıdayız, biz kayağıdayız. Yani şu münafıklardan bırakken idi. Bizge bu Muhammed yolga vaada bergendiken. Rum bilan Fors'ta hazinasi qayerda-yu, biz qayerda? Biz hojatimizga, ya'ni qozoy hojatga borib kelishlikka xotirjam bo'la olmayapmiz, bizga mana shu narsalarni va'da bergan edi. Shu kunda mu'minlar qattiq imtihonga, mashaqqatga qoldilar. Hunalika butuliyal mu'minuna va zulzilu zilzalan shadida. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar, qattiq larzaga tushdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldidagi sahobalar. Minal mu'minina rijalun. Allah Teala aytadi, mu'minlar orasida özleri Allohga bergan ahdu paymonlariga sodiq kişiler vardır. Minglagan kişi handaqni qazishgan edi Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem yonida turib. Juda ko'pchilik handaqni oldida himoya qilib turgan edi Madinani. Endi Banu Qurayzaning orqadagi xiyonatini eshitganidan keyin bitta-bitta uzr aytib, bitta-bitta bahona aytib Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem oldida bor yo'g'i 300 kişi qoldi. Mana ana shu Alloh taolo maqtagan mu'minlar ichida ahdida turgan kishilar borlar. Mana o'shalar mu'minlar ichida erkaklari bor edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qoid, rahbar. U zot sallallohu alayhi vasallam to'g'ri qarorlarni, to'g'ri yechimlarni qabul qilishligi kerak. Shuning uchun ana shu kungi mushriklarda holati, umuman shu atrofda bo'layotgan ishlar haqida to'g'ri ma'lumot kerak u zotga. Uzot sallallohu alayhi vasallamga kelayotgan xabarlar, ma'lumotlar uzuq yulug'idi. Rasululloh dushmanning ichiga bir kishini yuborib, xabar olib kelishligini xohladi. Endi bu o'ta xatarli ish edi. Shuning uchun u yerga borish kerak bo'lgan o'ta xushyor, aqlli, tez fikr qiladigan odam bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kimni yubordi? Bu qissani Huzayfa roziyallohu anhuni o'zidan eshitamiz. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi: ana şu keçede saf tortib oturar edik. Abu Sufyan Mekke müşrikleri bilen bizden yukarı tarafta, Banu Qurayza Yahudları ise kuyu tarafta ediler. Şunun için ayollarımız ve balalarımız hakkında havatır yaptırgen edik.
Bu kecha qattiq zulmatli edi. Shamol qattiq bo'ldi, sovuq qattiq bo'ldi. Shamolning ovozi xuddi chaqmoqning ovozidek eshitilar edi. Tun shunday qorong'i ediki, biz barmog'imizni ko'rishga ham qodir bo'lmas edik. Bu Alloh taoloning o'zini tuzgan rejasi edi. Munofiqlar Rasulullohdan izn so'rashni boshlashdi. Uyimizda mushkila chiqib qoldi, yana bittasi xotinim tug'adigan bo'lib qoluvdi, yana bittasi uyimizni devorli qilib tushganida, xullas bahonalar. Mana shu holatni bayon qilib Alloh taolo aytadi: "Inna buyutana awra va ma hiya bi awra in yuriduna illa firara." Ana shu munofiqlardan birining so'zini aytadi Alloh taolo. Uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi deb payg'ambardan izr so'radilar. Halbuki ularning uylari ochiq sochiq emas, ular faqat jang maydonidan qochishnigini istaydilar. Mana endi 300 kishi payg'ambarimiz bilan turibdi. Orqadan Banu Qurayzaning xavotiri, oldi tomonda 10 ming kishilik qo'shin. Huzayfa roziyallohu aytadiki, faqir edik deydi. Juda ham kambag'al edik, qornimiz ochdi. Nima ish bo'lishini bilmasdan turar edik. Shu payt Na'im ibn Mas'udni qilgan ishidan keyin bir o'zgarish bo'lishi kerak edi. Sira dastlardan bilasizlar, Na'im ibn Mas'ud ana shu g'atafonlik bo'lgan mushrik iymonga kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kalima keltirib islomini e'lon qiladi. Va mana shu g'atafon, Quraysh, Banu Qurayzan o'rtasida hila yurgizadi, makr qiladi va ularning mana shu birligini yo'q qiladi. Na'im ibn Mas'udning shu ishidan keyin bir o'zgarishlik bo'lishi kerak edi. Rasululloh bir kishini yubormoqchi bo'ldilar. Rasululloh odamlarga qarab, mana shu o'tirgan 300 ta odamga qarab, "Man yaroli xabar al-qaum falahul janna." Kim menga borib, ana o qavmda xabarni olib kelsa, u uchun jannat dedilar. Kim borib kelsa, jannat. Hech kim turmadi. Kim borib kelsa, kim tursa, borib sog' qaytib kelishiga men kafilman dedilar Rasululloh. Hech kim turmadi. Hech kim turmadi. İkinci maddatlar Rasulullah. Man yaroli xabar al-qaum falahul janna. Kim borib xabar olib kelsa ana qavmdan, u uchun jannat. Ya'ni hech kim turmadi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam 3-chi marta ham shu savolni berganlarda hech kim turmadi. Shunda payg'ambarimiz sekin yurishni boshladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yurib kelar ekanlar, oyog'i Huzayfaga tegib ketdi roziyallohu anhu. Rasulullohning oyog'i meni og'imga tegib ketdi dedi. Kimsiz? Huzayfa man dedi, turiyon desan dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytadiki, "Vallohi faqirligimdan, kiygan kiyimim yo'qligidan ayolimning qotifasini, ko'ynagini kiyib olgan edim. Bu ko'ylak tizzamgacha yetardi" dedi. Faqirlik shu darajada ustiga kiyadigan kiyimi ham yo'q. Keyinchi bu sahobalarni qo'liga Rasululloh va'da qilganlardek Fors, Rum xazinalari oqib keldi. To'lib ketdi dunyo. Yo'qligida sobit turgan sahobalar iymonida dunyo oqib kelganda ham sobit tura oladi. Rasululloh aytdilar: "Ey Huzayfa, ularning xabarini bilib keling va shundan boshqa hech narsa qilmasdan qaytib keling." Mana endi buyrug'i bo'ldi, endi turish kerak edi. Ixtiyori hech kim bo'lmadi. Endi Rasululloh buyurdilar, endi turib yurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfa roziyallohu anhu jilishiga duo qildilar. Allohumma ihfazhu min bayni yadayhi va min xalfihi va an yaminihi va an shimalihi va min fawqihi va min tahtihi. Parvardigor uni oldidan ham ortidan ham o'ngi soli osti ustidan himoyangga olgin, panohingga olgin. Rasulullohning duosi ijobat sollallohu alayhi vasallam. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, birinchi qadamni qo'yishim bilan subhanalloh. Qornimdagi ochlik ham ketdi. Soqatish ham ketdi. Qalbimdagi qo'rquv ham ketdi dedi. Xandaqqa tushdim, ular tomonga o'tib ketdim dedi. Huzayfa roziyallohu anhu aytadi, ularni askargohiga, muaskariga yetib kelganda, u yerdagi holatni ko'rib aytdimki, bizga yetgan shamol shu narsa emas ekan. Shamol shunday qattiq esayaptiki u tomonda bizdan ham qattiqroq qozonlarni to'ntargan, chodirlarni uchirgan, o'tlarni o'chirayotgan mushriklar mana shu narsalar bilan ovora edi. Ularni ana shu muaskariga, askargohining o'rtasi yoqib bo'lgan katta bir gulxanga ko'zim tushdi. Qarasam bir kishi o'tga orqasini qilib isinib turgan ekan. Abu Sufyon. Mana shu 10 ming kishilik qo'shinning amiri Abu Sufyon ibn Harb. Agar kamondan o'q otib uni o'ldirmoqchi bo'lsam, o'rtamizda hech qanday to'siq yo'q edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hech narsa qilmasdan qaytib kering degan so'zini esladimda, bu fikrimdan qaytdim. Abu Sufyon
Adamlarını özge çakırdı. İleyye iley, ileyye iley. 45 gün turuşkanı da kamal kılı Müslümanlarını. Hiç nese kılı şamiyatı oldu. Halbuki kamal kınılıyorkenler, kıylengeni de kamal kılıyorkenler hem kıylenmedi. Adamlar yığılıp gelişti. Benim yüzümü tostumda ulada orası kirip oturdum. Atrafka zulmet çökken. Abu Sufyan etti, hazır aytiladigan sözünün arkasında bir iş var. Muhammed ne sallallahu aleyhi ve sellem? Burası bir casusu buluştan havatının var. Her bitti oturken adam yanındaki adamı harap koysun dedi. Bana şurada bir hatarlık halet. Çünkü eğer Hazır Huzeyfe raziyallahu anh'a kimsen dese sıra aşkar okvaladı. Bana şöyle bir tenk haletler Allah da Allah Huzeyfe raziyallahu anh'a bir geçimine ilhamını verdi. Huzeyfe oyun tamamında otururken kişiye kadar kimsen dedi. Ha falancı ben dedi. Çaptan kadar sen kimsen dedi falancı ben dedi. Bob da oturuyorlar dedi. Bundan hiç kim soramadı. Etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yönetirken de kimi yönetiş gereğini bilgendiler. O adamı etkenmiz. Ötkür zihinliği bugün, tez fikir kalabilirken bugün. Demek Huzeyfe raziyallahu anh'dan hiç kim ne makamadı soramadı. Şimdi Abu Sufyan Şam'ı aldı yapırdı, Sağud'u yapırdı, Banu Kureyza'nın işini yapırdı. Hullah sözünü ahırda ortaya kayıtmak şekerliğine etti. 45 gün durup şimdi sıkılış olmadı. O halı yapını tüketmezden durup Arrahil, Arrahil. Bu oldu kaytamız, kaytamız değişti. Hullah Huzeyfe raziyallahu anh'ın haberde buldu da kaydı Müslümanlar Tomay'a kaytıp geldi. Bana yine de Huzeyfe raziyallahu anh'ın hali kayıt kemesinden turup soğuk korkudu sezekeni yok. Ama handağdan çıkışı gibi boya genesi yana kayıttı. Resulullah'ın soru geni de Uzat sallallahu aleyhi ve sellem çadırda namaz okuyken eder. Uzat kekeri haberini aittir. Şu bilen Allah-u Teala Müslümanlar da başta bana şunu bir hatarını, musibetini köterdi. Huzeyfe raziyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yamanlık eşikleri hakkında soruyordu. Sahabeler Resulullah'tan hayriyet, yakşilik hakkında soru sorarsa Huzeyfe bunu tezkeresene raziyallahu anh'u. Yamanlık hakkında sorardı. Bana şu yamanlıkta çüşpalışıdan korkanlık için. Huzeyfe raziyallahu anh'a dedi, ya Resulullah, elbette biz cahiliyette yamanlık değildik. Allah azze ve celle bizge bu yakşilikini verdi İslam'la. Şimdi bana şu yakşilikten keyin yamanlık buladı mı? Ha dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men soradım. Öşe yomonlikdan keyin yaxshilik bormi? Ha dediler Resulullah. Naam ve fihi dahn. Ha, uni tutuni ham bor dediler. U nima tutun deb soradim. Resulullah aytdilar: "Yastannuna bi ghayri sunnati va yahtaduna bi ghayri hadi ta'rifu minhum tunkir." Hidoyatsiz va sunnatimsiz yo'l boshlaydigan qavm. Dindan, diyonatdan uzoq, Resulullohning sunnatidan xabari yo'q, lekin boshliq. Yeteliydi, ilimsiz. Adamlarga peşvali kıladı. Resulullah dediler, onlardan bazılarını yoktarasan ve bazı nasırlarını inkar kılasan dediler. Men, öşe yakşiliğinden keyin yamanlığı var mı? Naam, duatun ala buvabi cehennem, men acabahum ileyhe, qadafuhu fiha. Ha, cehennem eşiği de turgan davetçiler. Onlarga kim icabat kılsa, onun işiği onu atırlar. Men soradım, ya Resulullah, ularını bizge sıfatla berin. Resulullah dediler, ular özümüzün kavmdandır. Özümüzün tilimizde kapıradılar. Men soradım, öşe nasıl men getip gelse men ne makileyim? Ana şimdi küller gene şimdi adamlar yıkosam. Öşe nasıl men getirse ne makileşim amir kılasız dedim. Resulullah dediler, telzem cemaatel muslimin. Müslümanlar cemaasını özünge lazım tuttu. Müslümanlar cemaasını ve onların imamını özünge lazım tut. Ben soradım, eğer onların cemaat ham, imamı ham olmasa ki? Resulullah dediler, te'tezilu tilkel firak kulleha. Velev ente azza ala asli şeceretin hatta yudrikekel mavtu ente ala zalik. Bölünüşler, güruh vazliler, toda vazliler, öşel fırkaların barçasından şedde bulup, üyün içini özünge lazım tut. Eğer darahının tomurunu işlep olsa ham, bu fırkalardan çette bul. Senge ölüm kelgeni de ham, öşe halde buluşken hareket kıl dediler. Yani bunun ki fitne, güruh vazli, fırka vazli köpeğinde, eğer cemaat bası cemaat da lazım tut. İmamını lazım tut. Bu şuna ki imam ki, onu ilmiye güvahlı verilgen. İlimle kendine tan alıngen. İşançlı adam. Bana şu adamı yetekin üçle. Eğer şuna kadar bulmasa, aralaşma bu fırkalarına.
Daraxtı tomirini tishlab qoldi, yani uzilib ol odamlardan. Peygamberimiz aytganlar İmam Buxoriydan keltirilgan hadisda. Shunday bir zamonlar keladiki, qo'ylarini yetaklab tog'u daralarga chiqib ketishlik kishini molini eng yaxshisiga aylanib qoladi. Eng yaxshi mol qaysi mol desa, qo'y bo'lib qoladi yoki mol bo'lib qoladi, sigir bo'lib qoladi, haydab chiqib ketishlik kerak odamlardan ajralib. Kullu hizbin bima ladayhim farihun dedi Alloh taolo. Har bitta to'da, har bitta jamoa o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashayveradi. Faqat ularda haqiqat haqiqat. Faqat ular hadisni biladi, ular oyatni biladi. Biz to'g'rimiz, boshqalar ham to'g'ri bo'lishunki demaydi. Faqat biz to'g'rimiz deydi. Ve sizlardan burungilar nima bo'ldi unda? Musulmonlarni hozir parça-parça qilayotgan, musulmonning birligini yo'q qilayotgan, musulmonning qalbini ezayotgan narsa ham shu bo'lyapti. Guruh vazib ketdik. Guruh vazib ketdik. Yana bir hadis o'qiymiz. An Huzayfa roziyallohu anhu qala haddathana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisayn. Qad ra'aytu ahaduhuma wa ana antazilu al-akhir. Sahihayn da keltirilgan bu hadis. Rasul aytadilar, Rasulullah Huzayfa roziyallohu aytadi, Rasulullah bizga ikkita hadis aytdilar. Bittasini ko'rdim, ikkinchisiga intizor bo'lib turibman. Ya'ni bittasi bo'ldi, ikkinchisi endi bo'ladi. Rasul aytdilar, "Annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal." U zot bizga omonat inson qalbining aslini nosil bo'lganini, so'ngra uni Qur'ondan va sunnatdan o'rganganlarni haqida hadis aytdilar. Ya'ni insonlarda tabiatda omonatdorlik bo'ladi. Keyin Qur'on keldi, sunnat keldi, yana o'rganishdi. Va u zot bizga uni ko'tarilish haqida hadis aytib, kishi bir uxlasa, omonat uning qalbidan changallab olinadi. Uning izi xuddi qora nuqtaning izi kabi bo'lib qoladi. Keyin yana bir uxlasa, yana changallab olinadi. Uning izi xuddi qavariqning izi kabi bo'lib qoladi. So'ng oyog'inga dumalab tushib ketgan cho'g'dan chiqqan pufakka o'xshaydi. Shishib turadi-yu, ichida hech narsa bo'lmaydi. Oxir zamonga borganda Alloh taolo odamlardan omonatdorlikni olib qo'yadi degani. Ya'ni cho'q tushib ketdi oyog'izga, kuyib porsin bo'lib ishib chiqdi. Shu ko'pikka o'xshab, iymoni borga o'xshab turaveradi-yu, lekin aslida iymonining quvvati bo'lmaydi. Rasululloh davom etdilar. Odamlar savdo sotiq qiladilar, ammo ularning ishida omonatni ado qiladigan birortasi ham yo'qdek. Falon urug'da bitta omonatdor odam bormish deyiladigan bo'lib qoladi. Oxir zamonga borganda bo'ladigan ishlardan. Bir kishi haqida qandoq ham aqlli kishi, qandoq ham zarif kishi, qandoq ham kuchli kishi, chidamli kishi deyiladi-yu, ammo uning achitqining urug'chi ham iymoni bo'lmaydi. Shunday davrlar kelishigini Huzayfa roziyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Huzayfa roziyallohu anhu mana shu kelajakda bo'ladigan ishlar, fitnalar haqida eng bilimdon sahoba edi. Mana shu hadisini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qidilar. Minbarga ko'tarilib, peshin namozigacha bizga ana shu o'tmishda bo'lgan ishlar va kelajakda bo'ladigan ishlarning xabarini berdilar. So'ngra peshin vaqti bo'ldi, rasululloh peshinni o'qidilar, qaytib minbarga ko'tarilib, asr namozigacha yana gapirdilar. Asr namozi bo'ldi. Yana minbar namozini o'qib bo'lganlardan keyin asr namozini shom namozigacha xutba qildilar. A'lamuna ahfazuna dedi Huzayfa roziyallohu anhu. İçimizde ko'proq eslab qolganimiz, ko'proq bilimdonimiz bo'ldik dedi. Mana shu hadisni Abu Hurayra va Huzayfa ibn al-Yamon roziyallohu anhu eslab qolganlar haqida mana kitoblarimizda xabarlar bor. Kufa shahri. Kufa shahri İslam tarixidagi eng ulkan shaharlardan, ilm o'choqlaridan bo'lgan. Bilasizlar, Imom Azam rahmatullohi alayhi qayerda bo'lgan? Kufalik. Mana shu Kufa shahrini asos solinishiga sababchi kishilardan bittasi Huzayfa roziyallohu anhu bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Fors musulmonlarga bo'yinsundi. Madoinni Rasululloh sahobalar o'zlariga poytaxt qilib olishdi. Lekin mana shu Madoinda yashayotgan musulmonlarni ranglari sarg'ayib, hollari zaiflashayotganligini mulohaza qilgan xalifa Umar ibn Xattob Sa'd ibn Abi Waqqosga maktub yozdida Salmon Farsi bilan Huzayfa ibn al-Yamonni yer tollashlikka buyur. Qurilikka ham yaqin, dengizga ham yaqin bo'lsin. Siz bilan biz oramizda suv ham ko'prigan bo'lmasin. Shunaqa joyda tollasin. Ikkala sahoba chiqdi va hozirgi kundagi Kufa shahri qurilgan joyni ikkala sahoba tollashdi.
Salmanu Farsi ve Huzeyfa raziyallahu anhu Kufa şehrinin cayını tellab yergen sahabalar dedi. Madain valisi. Ömer ibn Hattab Madain'e Huzeyfa raziyallahu anhu'nu vali kılıp tayinladı. Halifanı aldıdan çıkıp yeterken eşeği yeminip özge kereyi boyan nasadan gülüp Madain karar çıkıp oldu. Madain'e ahire indi Huzeyfa onlarca emir boyanlığına eşitip kelişliğinden haber tapıp kütüp duruşu adıgan buldu. Endi ularda tasavvurida Huzeyfa raziyallahu anhu'nun fazileti qilgan ishlari ilmahida eş doğru putta afsonalardagi bir qahramonni tasavvur qilishgan edi. Ular kutib turishar ekan, qarab turishdi, istarasi siqqini bir odam bir eski to'qim tashlangan eshikda oyoqlarini osiltirib kelardi. Bitta qo'lidan non, ikkinchisida tuz. O'tib ketdi, parvo qilishmadi. Ozgina turishganidan keyin o'sha o'tib ketgan odam ularning yangi valisi Huzeyfa roziyallohu anhu ekanligini tushunishdi. Kamtarlikni qaranglar. Bitta viloyatga, oblastga gubernator bo'lib boribdi, bitta eshikda ketaveryapti. Ya'ni qo'lida non. Rasululloh ularni mana shunday tarbiyalagandilar, sallallohu alayhi vasallam. Madonga yetib kelib, xalq bilan uchrashdi. Umar ibn Xattobni buyrug'ini o'qib berdi. Shunda ular aytishdi, bizdan xohlagan narsangizni so'rang. Huzayfa so'radi, vali. Men sizlardan modomiki sizlarni ichilarda turar ekanman, o'zimga yegani ovqat, eshagimga yem so'rayman dedi. Boshqa hech narsa so'ramadi o'ziga. U kishi sahobalarning eng bilimli kishilardan edi. Shuning uchun odamlar doim u kishidan bir narsani eshitib o'rganishlikka oshiqishar edi. Ularga bu vali xitob qilib aytar edi. Fitna joylaridan saqlaninglar. Fitna joylaridan saqlaninglar. Ey Abu Abdullah, fitna joylari nima deb so'rashar edi. Huzayfa roziyallohu javob berardi, amirlarning eshiklari. Amirlarning eshiklari. Sizlardan biringiz amir yoki valining oldiga kirib, uni yolg'onini tasdiqlaydi va uning o'zida yo'q narsalarni madh qiladi dedilar. Toki yo'q narsalarni aytib maqtab yolg'onga sherik bo'lmaydilar. Huzayfa roziyallohu anhu Usmon ibn Affonga Qur'ondan nusxalar ko'chirilib, turli viloyatlarga yuborishga kerak maslahatini bergan kishilardan edi. Vaqt o'tishi bilan Islom davlati chegarasi kengaydi, ko'plab xalqlar musulmon bo'lishdi. Arab tilini bilmaganligidan ayrim xalqlar Qur'on tilovatida xatoga yo'l qo'yadigan bo'lishdi. Shunda mana shu Qur'on o'qishdagi turli kelishmovchiliklarda chiqa boshlaganini ko'rgan va mana shu tufayli fitna bo'lishini ko'ra olgan Huzayfa roziyallohu anhu xalifaning oldiga keldi-da, mana shu fitnani oldini olishga bir chora qilishni taklif qildi. Va xalifa Usmon roziyallohu anhu bir guruh sahobalarga buyurdi. Ular Qur'ondan, mushafdan nusxalar ko'chirdi va turli viloyatlarga tarqatildi. Ya'ni mana shunday bir xayriyatli ishni qilishlikka taklif qilgan kishilardan bittasi kim ekan? Huzayfa roziyallohu anhu. Ilmi. Imom Buxoriy va Nasoiydan keltiriladi. Huzayfa roziyallohu anhu bir namoz o'qiyotgan kishini ko'rdi-da, uni rukusi, sajdasi to'liq bo'lmayotganligini ko'rib, namoz o'qimading. Agar o'lsang, Alloh Muhammad alayhisalomni haq qilgan tabiatdan boshqa tabiatda o'lasan dedi. Rukuda, namozda sakinat bo'lmasligi. O'zi namozning ichidagi vojiblardan bittasi mana shu rukunlarni xotirjam bajarishlik. Hali tez namoz o'qiydigan ukalar eshitib qo'yinglar shu narsani. Rukuga bordingiz, rukuda turganday xotirjam turing, potiramang. Qiyomga chiqdingiz, Samiyallohu liman hamida tana qiyomga turganligiga rozi bo'lsin. Sajdaga bordingiz, qadrda o'tirdingiz. Agar shunday qilmasdan potir-putir o'qiladigan bo'lsa, namozda bitta vojib tarki bo'lgan bo'ladi. Agar qilmasangiz, namozingiz namoz bo'laveradi, faqat gunohkor bo'lasiz vojib tarqiganligingiz uchun. Huzayfa Madoinda edi, Buxoriydan. İçimlik keltirishlarini so'radi. Qishloqning oqsoqoli kumush idishda suv keltirdi. İdishni oldida qaytarib otib oldi. Chunki bu kishiga bir marta kumush idishda olib kelganida qabul qilmadi, ikkinchi marta yana olib keldi. Shuning uchun otib yubordi. So'ng aytdiki, men uni qaytarsam, yana shu idishda olib kelgani uchun uni uzoq qarab otdim. Payg'ambarimiz aytganlar, tilla va kumush idishlardan ichmanglar, ipak va debojni kiymanglar, chunki o'shalar bu dunyoda ularga oxiratda esa sizlarga deganlar dedi. Imom Buxoriydan Huzayfa roziyallohu anhu masjidga kirsa bir kishi ruku sajdalarini batamom qilmasdan namoz o'qiyotgan ekan.
Hali adam namazını tüketkeniden keyin kançadan beri şuna namaz okuysan deyip soradı. 40 yıldan beri deyip cevap verdi bu kişi. Huzeyfe aytdi, 40 yıldan beri namaz okuma yapsan. Eğer namazı şimdi halde ölsen, Muhammed Aleyhisselam'ın fitretinden başka fitret de ölesen dedi. Ve onun gün namaz okuşunu öğrete başladı. Namazını mı kılaylık? Sakinat bilen, vakar bilen, hatırcamlarını okuyaylık. Huzeyfe Raziyallahu anh'ın vefat etişi. Nahavan diyerleri, buradarlar, bana şu uluğ sahabanı kolu da fethi buldu. Hicretinin 36. yılı, Madain şehri. Bu yerge Osman ibn Affan Raziyallahu anh'ın şehit bugünü yakıda haber geldi. İmam Buhari halindir, Rabi'den Huzeyfe ağırlaşıp kalganı da onu ziyaretli adamlar gelişti. Tanga yakın girip gelişti. Bas Huzeyfe soradı. Hazır kaysı vakit? Keçesi hazır. Tanga yakınmaz dedi. Huzeyfe etti Raziyallahu anh'u Allah sabahıdan Allah'tan panah sorayım ben. Beni kefenleydiğen bir nasıl alıp geldiniz mi? Ha dedik. Kefenlik ki artışça sarf kılmengiler. Çünkü Allah'ın huzuru da benim için yakşı nasıl bulsa ondan yakşı nasıl gelişken bulamam. Eğer başkası bulsa benden o işçilip alınadı dedi. Ana şu kirgenlerden bazıları soradı. Neman isteysiz? Cennet isteymen dedi. Nemeden şikayetiniz var? Günahlarımdan şikayetim var. Sizge tabip çakırıyelik mi? Dip soruştu. Tabip ne özü bir markıldı dedi. Yani ölümde doğrusu bu muydu? Ne mekemçilik izi var? Nemeden şikayet kılas dese tamam kopket oldu yapılmagen. Pünnamut kopket oldu. Çekti dokumentini kımadım. Bizde şey şuna ki. Dünyadan çıkıp yetekken ne mi dünya kallası da? Yaşı falan çöke balık basayım yine şun çehirledi problemesi de. Mescidde beş mahal namazda doğum kendi kımasından okuştu onu ge. Tesbih tahliyelde kılıştı onu ge. Bu kişinin kararıyla numaradan şikayet kıl yaptı. Günahımdan deydi. Nemen isteyseniz de o da cennetini isteymen dedi. Yani sırlardan hiç kendi soru edigen Allah dünyanın şınırsam yok. O kişiye ölüm lahzaları kegeni de neme dedi. Merhaba oğlum, hoş geldin. Merhaba, kembegallikte gelgen Habibke. Kim ne damat kılsa, necat tapmaktı. Ey Allah'ım, men dünyanı kuduk kazış, darak ekiş üçün su yanım yok. Men onu keçesi bedar buluş, ıslıkta çankaş, köp rükû ve sacda kılış, Allah Azze ve Celle'nin zikrini kılış ve onu yolu da cihat kılış ve ulamalar huzuru da tıs çöküş üçün sevdim. Huzeyfe Raziyallahu anh'u 36. Hicri senede Osman ibn Affan'ın şahit buluşundan 40 gün ötüp vefat etti. Bana buradalar Huzeyfe Raziyallahu anh'ın hayatı Allah kadir kıyana çok uyan bulduk. Bana neçil yıl yaşadı? Yaşadı. Huzeyfe ibn Yaman yaşayan müddet. Siz bilen bizden bir müddet yaşayımız, ötemiz. Siz bilen bizi hayatımızı hem kadir kıymeti buladı. Kişinin hayatının kadir kıymeti nima bilan o'lchanadi? Nima bilan? Topgan dunyosi bilanmi? Sog'an imorati bilanmi? Yo'q. Chunki Alloh taoloning huzuriga borganda bularda birontasiga qaralmaydi. Kishining umrini kadir kıymeti qilgan savobli amallari bilan belgilanadi. Haqiqiy umringiz qilib o'tgan solih amallaringiz. Qilib o'tgan amalimiz qanchalar ulug' bo'lsa Allah Ta'ala'nın huzurunda topadigan manzilatimiz ham ulug' bo'ladi birodarlar. Yana mana shu solih amalni qilish qancha qiyin bo'lgan bo'lsa, lekin qilgan bo'lsangiz ajri shunga yarasha bo'ladi. Bu savobli ishni qilaman desangiz to'siqlar qancha ko'p bo'lgan bo'lsa, shu to'siqlarni yengib qilgan bo'lsangiz ajri shunga yarasha bo'ladi. Biz ham ertaga Alloh Ta'ala'nın huzuriga boramiz. Nimamiz bilan Alloh Ta'ala'ga yo'liqamiz birodarlar? Sadaqamiz bormi? Nafar ro'zalarimiz bormi? Qiyomul layl bormi? Nima bor? Huzayfa ibn Yaman roziyallohu anhu ne bir zo'r gapini aytib o'taylik. Aytarkanki, oralaringizda oxiratni deb dunyoni tashlab qo'yganingiz ham yaxshi emas. Dunyoni deb oxiratni tashlab qo'yganlaringiz ham yaxshi emas. Oralaringiz yaxshilaringiz unisidan ham olgani, bunisidan ham olgani. Oxiratni deb dunyodan voz kechmaymiz. Oxiratni deb dunyodan voz kechmaymiz. Endi dünyada deb ahiretten voz kechmaymiz. Allah da Allah Huzeyfe Raziyallahu anhudan razı bo'lgan bo'lsin. Ve siz bilen bizi amallarımız az bo'lsa ham, ulachali amal qila olmasak ham,
ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Firdavs al-a'loda Rasulullohning suhbatida birga bo'lishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh.